Herkese merhaba. Bu videomda sizlere sezeryan doğumdan ve normal doğumdan bahsedeceğim. Bu her iki doğum yönteminin sonuçları, biyolojik faydaları ve zararlarını açıklamaya çalışacağım. Hepinizin bildiği gibi sezeryan doğum, bebeğin anne doğum kanalını kullanmadan cerrahi yöntemlerle anne karnından doğrudan alınması ile gerçekleşen doğum şeklidir. Normal doğum ise bebeğin annenin biyolojik doğum kanalını kullanarak dünyaya gelmesi metodudur. Sonuç olarak her ikisi de doğum yöntemi olmakla beraber biyolojik fayda ve zararlar açısından ciddi farklar içermektedirler. Sezeryan doğum biyolojik fayda bakımından kesinlikle sağlıklı bir doğum yöntemi değildir. Ancak annede ve bebekte hayati bir tehlike söz konusu ise zorunluluk halinde tercih edilebilecek bir doğum yöntemidir. Sezeryan doğumun anne veya bebekteki hayati tehlikeyi ortadan kaldırması haricinde neredeyse hiçbir faydası yoktur. Normal şartlarda normal doğum yöntemine alternatif bir doğum yöntemi olarak düşünülmemelidir. Sezeryanın anneye veya bebeğe, özellikle bebeğe ciddi olarak zararlı etkileri vardır. Bunların neler olduğunu anlatabilmek için sizlere öncelikle normal doğumu anlatacağım. Normal doğumda doğum zamanına yaklaşıldığında annede ciddi biyolojik değişiklikler meydana gelir. Bunlardan doğum yöntemini belirlemek için bebek bakımından hayati olan unsur annedeki doğum kanalında meydana gelen mikrobiyotik değişikliklerdir. Bu mikrobiyotik değişiklikler probiyotik unsur olduğu için bebek bakımından hayati önem taşır. Çünkü bebek anne karnındayken bünyesinde hiçbir probiyotik unsur bulundurmaz. Halbuki her bebeğin dünyaya belirli bir probiyotik varlığı ile gelmesi gerekir. Aksi takdirde bebeğe patolojik mikroorganizmalar yerleşecektir. Bebek ilk probiyotiklerini anneden alır. Bunu iki yöntemle gerçekleştirir. İlki ve en önemlisi annedeki doğum kanalını kullanarak alması, ikincisi ise anne sütünden almasıdır. Doğum zamanı yaklaştıkça annede doğum kanalında ve vajinada yoğun miktarda probiyotik kolonileri oluşur. Bebek doğum kanalından çıkarken vücut yüzeyinin tamamına, yani derisine doğum kanalındaki probiyotiklerin tamamı bulaşır ve bu probiyotiklerin bir kısmını da yutarak dünyaya gelir. Bu her insanın vücudunda bulundurması gereken probiyotiklerin ilk tohumları, başlangıcıdır. Bu probiyotikler bebeğe patolojik mikroorganizmaların yerleşmesini engeller, bebeğin bağışıklık sisteminin hızlı bir şekilde gelişmesine yardımcı olur ve bebeğin ihtiyaç duyduğu birçok vitamin ve hormonların normal düzeyde salgılanmalarına yardımcı olur. Bebek büyüdükçe bu probiyotiklerin sayısı artacak ve hayati faaliyetleri artarak devam edecektir. Probiyotiklerin etki ettiği bu hayati faaliyetler zihinsel gelişiminden tutun fiziksel gelişiminde her unsuruna etki eder. Bebeğin doğum esnasında aldığı probiyotikler anne sütünden aldığı probiyotiklerle desteklenir. Bu nedenle bebeğin hayati ikinci probiyotik kaynağı anne sütüdür. İlk 6 ay, hatta ilk 1 yıl, mümkünse 2 yaşına kadar bebeğin aralıksız olarak anne sütü almasına çok önem verilmelidir. Anne sütü hem probiyotik içerir hem de doğum kanalından alınan probiyotikleri destekleyici etki yapar. Yani anne sütü probiyotik içermekle beraber prebiyotik etki de yapar. Çocuk normal doğumla dünyaya gelmezse sadece anne sütüyle alacağı probiyotikler bebeğin sağlıklı kalması için yeterli olmayabilir. Normal doğmuş ve yeterli anne sütü almış bir bebek güçlü bağışıklık sistemine sahip olur. Alerjik hastalıklardan ciddi düzeyde korunur. Depresyon, hiperaktivite, otizm gibi problemlerden, hatta otoimmün hastalıkların oluşmasından bile ciddi anlamda korunabilir. Sizlerin de takdir edeceği gibi normal doğumun faydaları saymakla bitmeyecektir. Peki bir bebek sezeryanla doğduğunda nelerle karşılaşabilir? Öncelikle
normal doğumla dünyaya gelmesinden kaynaklanacak bütün faydalardan mahrum doğacaktır. Bebeğin bağışıklık sistemi zayıf, doğumdan itibaren patolojik mikroorganizmalarla tanışmış, sindirim fonksiyonları problemli, büyüme ve gelişmesinde ciddi aksamaların olacağı bir tabloyla karşılaşılır. Anne sütü yetersizse ya da hiç yoksa çocuk neredeyse hiç probiyotik almamış olacaktır. Mamayla besleme süreci doğacak ve çocukta ciddi biyolojik aksamalar ve patolojiler gelişecektir. Sezeryan doğum yapan anneler iyi bilirler ki bebekte çok uzun süren sindirim ve iştah problemleri, büyüme ve gelişmede dengesizlik, bağışıklık sisteminin zayıf olması nedeniyle sık hasta olma, hastalıkları oldukça geç atlatma, ciddi alerjik reaksiyonlar, cilt kuruluğu, atopik cilt gibi durumlar, hatta erken dönem egzema, seborreik dermatit ve sedef problemleri, hiperaktivite, otizm gibi zihinsel işlev bozuklukları sıklıkla görülmektedir. Bütün bu problemlerin ve daha fazlasının temel nedeni annenin doğum kanalı kullanılmadığı için sezeryan doğum yöntemi olmuştur. Ve çok enteresandır ki sezeryan doğumun beraberinde getirdiği biyolojik aksaklıklar ve patolojiler çoğunlukla modern tıpta tedavisi olmayan unsurlardır. Çünkü bahsettiğimiz hastalıkların bağırsakla olan ilişkisi tespit edilmiş durumdadır. Bağırsağın normal çalışması için probiyotik varlığına mutlaka ihtiyacı vardır. Sezeryan doğum buna ilk engeli teşkil ettiği için keyfi ve alternatif bir doğum yöntemi olarak görülmemelidir. Dünyada en çok sezeryan doğumu tercih eden 3. ülkeyiz. Neredeyse her iki doğumdan biri sezeryan olmaktadır. Bu konuda anne adaylarında farkındalık oluşturmak istiyorum. Lütfen hayati bir tehlike söz konusu olmadıkça normal doğum tercihiniz olsun. Uzun yıllardır aktif eczacılık hayatımda görmüş olduğum, normalde yetişkinlerde ya da ileri yaş gruplarında karşılaştığım birçok alerjik ve otoimmün rahatsızlıkları henüz doğmuş ya da 1-2 yaşındaki çocuklarda görmek ciddi olarak şaşırtıcı ve üzücü oluyor. Bu şaşırtıcı rahatsızlıkları taşıyan çocukların hepsinde gördüğüm ortak nokta sezeryan yöntemle doğmuş olmalarıdır. Peki normal yöntemle doğan her çocuk annedeki probiyotik unsurları bütünüyle almış oluyor mu? Bu hususta anne adaylarına ve gebelere birkaç önemli hatırlatmada bulunmak istiyorum. Mümkün olduğu kadar gebelik sürecinde ve özellikle doğuma yakın dönemde kesinlikle antibiyotik kullanmamaya çalışın. Gıdaların raf ömrünü uzatan koruyucu maddeler içeren bütün gıdalardan ve içeceklerden uzak durun. Çünkü gerek antibiyotikler gerekse koruyucular antiseptik özelliklerinden dolayı annede bebeğe yüklenmek üzere hazırlanan probiyotikleri yok ederler. Yani antibiyotik ya da hazır gıda tüketen hamilelerin normal doğum yapmalarına rağmen bebeğe yeterince probiyotik yükleyemeyeceklerini bilmeleri gerekir. Sonuç olarak hamilelik döneminde antibiyotik kullanan veya koruyucu içeren hazır gıdalar tüketen hamileler normal doğum da yapsalar neredeyse sezeryan doğum yapmış gibi bebekte ciddi probiyotik eksikliğine sebep olurlar. Peki herhangi bir sebeple bebeğinizi sezeryan doğumla dünyaya getirdiniz? Bebeğinizin sağlığını toparlamak için yapacağınız neler var? Bu konuda da siz değerli takipçilerime birkaç tavsiyede bulunabilirim. Öncelikle bebeğiniz emzirme döneminde ise mümkün olduğu kadar bol anne sütü aldırmalısınız. Süt yetersizse süt arttırıcı etkisi olan doğal ürünlerden faydalanmalısınız. Bebeğiniz ek gıdaya geçmiş veya sütten kesilmiş durumdaysa mutlaka probiyotik içerikli gıdalar ön planda tutulmalıdır. Bunların en masum ve faydalı olanı doğal ev yoğurdudur. Bu tavsiyelerimizin yeterli olmayacağı düşünülürse eczanelerde satışa sunulan ilaç firmalarının ürettiği doğal ve kaliteli probiyotik preparatlarından da faydalanılabilir. Burada şu ayrıntıyı da belirtmek istiyorum. Her probiyotik markasında aynı probiyotik içeriği bulunmamaktadır. Bebeğinize probiyotik başladığınız zaman birkaç ay aralıksız kullandırmanızı öneririm. Ve aynı zamanda her defasında farklı bir marka tercihi öneririm. Böylece bebeğinize
mümkün olduğunca çok probiyotik çeşidi yüklemiş olursunuz. Bu yaklaşımla her ne kadar normal doğumdaki kadar probiyotik yükleyecek olmasak da probiyotik eksikliğiyle meydana gelecek olan veya meydana gelmiş olan alerji, egzema, otizm gibi birçok problemi ciddi anlamda önlemiş veya tedavisine katkı sunmuş oluruz. Bu nedenle sezeryan doğan bebeklerde bu tavsiyelere uyulması hayati önem taşır. Bir videomun daha sonuna geldim. Lütfen önceliğiniz normal doğum olsun. Anne adaylarına sağlıklı, mutlu ve normal doğumlar diliyorum. Videomu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayınız. Ayrıca daha ayrıntılı bilgi için merak ettiğiniz soruları Instagram hesabımdan mesaj olarak gönderebilirsiniz. Hoşça kalın.